İsmim Ekrem Çalgın. Kayseri'de Melik Gazi Rehberlik Araştırma Merkezi'nde özel eğitim öğretmeni olarak görev yapıyorum. Disteksi Öğrenme Güçlüğü Derneği Yönetim Kurulu üyesi, aynı zamanda Kayseri İl Temsilcisi olarak çalışmaktayım. Disleksi ile ilgili yaklaşık Kayseri'de 5-6 yıldır çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Disleksinin ne olduğu ile ilgili bilgi verecek olursak, dikkat çekmek adına İlkokul 1. sınıfa başlayan çocuklarımızda ailelerimizin ilk beklentisi 3-4 ay içerisinde okuma yazmayı öğrenmesi gibi durumlarla karşılaşıyoruz. Ama ne yazık ki yaklaşık %10'luk bir kesim okuma yazmaya geçemiyor ya da güçlükler yaşıyor, sıkıntılar yaşıyorlar. İşte bu çocuklarımızın disleksili oldukları o zaman fark edilmeye başlanıyor aslında. Daha sonraki süreçte ailelerimiz bununla ilgili doktorlara, rehberlik araştırma merkezlerine başvurularda bulunuyor ve tanılanma süreci bu şekilde başlıyor onlar açısından. Disleksi toplum tarafından belki de son zamanlarda fark edilmeye başlandı ama ne yazık ki hala fark edilemeyen, tanılanamayan çocuklarımız var. Bununla ilgili mutlaka bir rehberlik araştırma merkezlerine ya da çocuk ve ergen psikiyatrilerine başvurmalarında fayda vardır. Biz kısaca disleksiyi tanımlayacak olursak, zihinsel herhangi bir geriliği olmamasına, işitme görmeye bağlı olmadan herhangi bir sıkıntı ya da problem yaşamamasına rağmen okuma ve yazmada güçlükler yaşaması şeklinde isimlendirebiliriz biz bu sorunumuzu. Dediğim gibi disleksi herhangi bir zeka geriliği değildir. Tam aksine normal ya da normal üstü zekaya sahip olan kişilerde görülen bir durumdur. Bunun da hatta birçok örneği vardır. Ünlülerden disleksili olup günlük hayatında şu anda hala yaşamaya devam eden birçok disleksili ünlü vardır. Geçmiş yıllarda da yine disleksili olup dünyaya yön veren birçok icatlarla, buluşlarla hayatımıza kazandırmış birçok ünlü de mevcuttur. Disleksinin belirtilerinden biraz bahsedecek olursak, disleksi okula başladıktan sonra dediğimiz gibi ilk okuma ve yazma aşamasında zorluklar ve güçlükler yaşayarak okuma ve yazmaya geç öğrenmeleri, harfleri karıştırmaları, okurken ve yazarken karıştırmalar yapmaları gibi belirtileri taşıyabilirler. Bunların klasik özellikleri B ve D harflerini karıştırmaları şeklinde gözlemleniyor. Disleksiye yine eşlik eden disgrafi dediğimiz bizim yazı bozukluğu, diskalkuli dediğimiz matematiksel alanda yaşanılan güçlükler şeklinde belirtileri de olabiliyor. Yine aynı şekilde dikkat eksikliği ve hiperaktivite de disleksiye eşlik eden bir bozukluk türü olarak söyleyebiliriz. Bizim toplumda en çok bahsettiğimiz ve farkındalık çalışmaları noktasında da disleksi kesinlikle bir hastalık değildir ve ömür boyu devam eden bir süreçtir. Yani hastalıkların tedavisi vardır ama disleksinin herhangi bir tıbbi tedavisi olmadığı için biz bunu hastalık olarak söylemiyoruz. Tek bir çözümü var aslında disleksinin ya da tedavisinin şeklinde söyleyecek olursak, eğitim. Bu yüzden ailelerimizden bizim beklentimiz ya da okuldaki öğretmenlerimizden bu noktada isteğimiz, bu çocukları kısa bir süre içerisinde fark edip bununla ilgili tedbir aldırıp eğitim aldırarak bu çocuklara mümkün olduğunca destek olmamız gerekmektedir.